24 ekranlarından merhabalar. 24 dakikaya hoş geldiniz sayın seyirciler. Önümüzde yoğun siyasi bir gündemle birlikte bir seçim yılı bizleri bekliyor. Yaşanan seçimlerin zamanlaması değişmezse Mart 2014'te yerel, Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı ve Haziran 2015'te de milletvekilliği seçimleri olmak üzere kısa aralıklarla 3 büyük seçim yapılmış olacak. 3 seçimin birbiri ardına yapılmasına ilişkin sosyal, ekonomik ve politik tartışmalar tüm ateşiyle devam ederken bugün biz kadın çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisini konuşacağız. Konuğum AK Parti İl İstanbul Kadın Kolları Başkanı Avukat Özlem Zengin Topal. Hoş geldiniz Zengin Topal. Hoş bulduk Betül Hanım. Evet, yoğun bir tempo sizleri bekliyor. Bugün siyaset üzerindeki etkisini konuşacağız kadın çalışmalarını. Şuradan başlayalım dilerseniz. Geçmişten günümüzde devletin vatandaşa bakışı değişti. Vatandaşın zihnindeki o devlet tasavvuru da çok fazla değişti. Bu iyi bir şey. Ve geçmişten günümüze partilerin kullandığı siyasi dil de zannediyorum değişiyor. Modern yöntemleri kullanıyorlar. Bunun yanında kimi partiler halkla çok kolay empati kuruyor. Kimleri bu anlamda biraz zorlanıyorlar. Siz bu konuda zannediyorum avantajlı konudasınız. Ne dersiniz? Tabii her partinin kendince bir yoğurt yiyişi var. Evet. Fakat AK Parti'nin çok nevi şahsına münhasır bir tarzı var her anlamda. Ve hal böyle olunca da AK Parti'nin siyaset yapma modelinin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada rağbet gördüğünü görüyoruz. Peki nedir, nasıl tanımlayabiliriz diye ben kendim düşündüğümde en belirleyici aslında terimin samimiyet olduğunu görüyorum. Çünkü siyaset dediğimiz şey aslında kelimenin de biraz dönüşmesiyle, evrimleşmesiyle sanki var olanı farklı gösterme, olandan farklı algılatma gibi algılanıyordu. Ama şu anda AK Parti ile beraber siyaset yapmak aslında hissettiğinizi, düşündüğünüzü olduğu gibi birebir muhatabınıza aktarmayı ön plana çıkaran bir yöntem. Öyle bakıldığı zaman AK Parti'nin aslında siyasetin diline müthiş bir sadelik, yalınlık ve samimiyet getirdiğini söyleyebiliriz. Ve bu anlamda da tabii çok büyük bir başarı. Evet. Partimiz adına. Peki seçim sonuçlarına kadın çalışmalarının etkisini nasıl değerlendireceksiniz? Geçmiş deneyimlerinizden de yola çıkarak ne kadar etkili kadın kolları seçim sonuçlarına dair? Şimdi şöyle, aslında sadece kadın kolları değil. Yani evet, AK Parti'de diğer siyasi partilerde de muhakkak var ama kadınlara münhasır bir alan var. İşte o münhasır alanın adını kadın kolları olarak anlatıyoruz. Ama AK Parti'de kadınlar ister ana kademede ister gençlik kollarında her yerde var olabiliyorlar. Burada asıl mesele kadınların kendi hissiyatının, kendi fikirlerinin birebir siyasete aktarılması ve aktif olarak orada var olmaları. Her anlamda hem seçilmiş olarak hem de seçmen olarak. Bence AK Parti'nin asıl farkı seçmen kadını çok değerli bulması, kadınların fikirlerini çok önemsemesi. Özellikle yerel politikalar üretirken kadınları bu siyasetin, taleplerin merkezine oturtması ve bu kadınlar da Türkiye'nin gerçek kadınları, yani gerçek model kadınları. Bu kadınlar için biz nasıl anlatalım, sanal bir çerçeve çizmiyoruz. Yani var olan gerçekten Türkiye'li kadınlar kimse o kadınların taleplerini aslında bir taraftan kendi arzularını hem yerelde hem de genel siyasi perspektifte hayata geçirmiş oluyoruz. Böyle baktığımız zaman kadınlarla ilgili süreçte bir defa kadınlar devreye girdiği zaman ihtiyaçların gerçek ihtiyaçları aslında görmüş oluyoruz. Birebir ailelerin içerisine girme imkanımız ortaya çıkıyor. Diğer taraftan kadınların müthiş bir samimiyeti var. Talep ederken de, iş yaparken de, hem de çok özverili bir samimiyet bu. Yani kendinin ötesinde çocuğu için, eşi için, memleket için, dünya için çok samimi, özverili, içten gelen talepleri var. Ve bunların hayata geçirilmesiyle beraber toplumda gerçek sorunların görülmesi ve çözüm üretilmesi hakikaten kolaylaşmış oluyor. Bu anlamda kadınların seçmen olarak kale alınması başlı başına bence önemli bir nokta. Diğer taraftan seçilmiş olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlatmak da ayrıca bir şey. Çünkü seçilmiş olmak ve ona giden süreçte siyasetle iştigal etmek kadını bu konuda daha fikir üreten, daha kadınca meselelere yaklaşan bir noktada olduğu için daha aktif bir şeye taşıyor, noktaya taşıyor siyaset için. Böyle baktığımız zaman AK Parti kadın kollarının, ben pek çok televizyon programında da söyledim, varlığı Sayın Başbakan'ın aslında bir sosyolojik keşif yaptığını gösteriyor. Yani bu boşluğu, bu önemli alanı görerek kadınları siyasete kanalize etmiş olması çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Kaldı ki şu da ortada, Türkiye'de
hangi siyasi parti olursa olsun iktidar olmak istiyorsa kadınları kale almak zorunda. Evet. Çünkü erkek tırnak içerisinde erkek seçmenle alakalı gidilecek yollar tükendi. Yani kadın seçmenin ve genç seçmenin, onlara da ihmal etmemek lazım. Onların kanaatleri Türkiye'de kimin iktidar olacağına, kimin belediye başkanı olacağına, kimin seçileceğine bu oylar karar veriyor. Yani vazgeçilmez yani. Siyasette başarının sırrı kadın potansiyeli diyebilir miyiz? Kadınların kararı diyebiliriz. Yani hayatta olduğu gibi karar verici, seçici aslında kadınlar. Kadınların iradesi gerçekten çok önemli bu anlamda. Kadın kollarının siyasette bir fikir olarak ortaya atılması, bir proje olarak hayata geçirilmesi zannediyorum 80'lere kadar gidiyor. Ancak evet. 90'larda müthiş bir yükseliş yaşadı. Evet. Kadın çalışmaları... seçim sonuçlarına gerçekten çok iyi yansıdı. İşte üye kayıtları, şu bu ev ziyaretleri bunlar çok gündemdeydi o dönemde de. Ve o dönemde kadını evinden siyaset yapmak için çıkarmak kolay bir iş değildi. Ve bu iş o zaman başarıldı. Evdeki oturan kadın da, sadece çalışan kadın değil, ev kadını da siyaset yapmak için yola çıktı. Neden böyle bir sosyolojik süreç yaşandı? Burada şöyle bir şey aslında. Tabii bu hareketin başlamasında Sayın Başbakan'ın il başkanlığı süreci çok önemli. Siyasete başladığında İstanbul İl Başkanlığı dönemi çok önemli. Bu bahsettiğiniz dönüşüm aslında tam da o günlere denk geliyor. Evet. Tüm Türkiye'de orada yaşanan bir süreç. Evet, İstanbul'da başlayan, işte tek tek kapı çalınan, kahveler evet. bırakılan ziyaretler. Bu Türkiye'nin, özür dilerim araya giriyorum, Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir fikirdi. Bunun altını evet. çizmek lazım. Aslında bugün için yeni bir fikirdi. Bugün için de hala yeniliğini sürdürmeye devam ediyor. Etkisi gücünü sürdürmeye var. Devam ediyor. Peki orada asıl bence dikkat çekici olan şeydi. Şu idi aslında. Şimdi Türkiye'de siyaset yapan kadının bir tipolojisi var. Görüntüsüyle, işte kariyeriyle, eğitimiyle, hayat tarzıyla evet. bir profili var ve bu profilin dışındaki insanlar siyasete uygun görünmeyen, alışılmadık insanlardı. Fakat o dönemle başlayan, o dönem siyasi partileriyle başlayan ve bugüne kadar devam eden şeyde Türkiye'nin bu alışılmış siyasi yüzlerinin yanına Türkiye'nin sıradan kadınları eklenmiş oldu. Ve bu kadınların o kadar büyük bir gücü ortaya çıktı ki evet. onlara atfedilen bir tanımlama vardı. Neydi? Evinden çıkmaz. Erkeğinin gerisindedir işte. Hiçbir siyasetten işte siyasetten de anlamaz. Anlamaz. Hiçbir işte kanaat belirtmez. Çok çekimserdir, edilgendir. Kendisine söyleneni yapar. Böyle bir algı vardı. Aslında o gerçek bir algı da değildi. Belki görmek istedikleri bir şeydi. Ve o zaman tabii ki o baktığınız zaman ki o Refah Partisi ile başlayan süreçtir. Baktığınızda daha az oy alan bir parti, kamuoyundan bu kadar geniş alaka görmeyen bir parti, tırnak içinde daha marjinal bulunan bir parti ama ona rağmen müthiş bir rahatlık içerisinde, hiçbir fikri ayrım yapmaksızın tek tek kapıları çalan, çaldığı her bir kapıda büyük bir özgüvenle kendini ifade eden bir grup. Bu hareketin tabii neşet etmesinde o zaman il başkanı olan Sayın Başbakanımızın çok büyük bir emeği var. Bu fikir ondan aslında evet, doğan yani bir fikir. O 90'larda Refah Partisi'nin yerel seçimlerdeki evet. başarısının altında yatan neden kadın çalışmaları desek tabii ki. Herhalde hata etmiş olmayız. Tabii çok büyük bir doğrunun tespiti olur. Ama tabii oradan bugüne gelindiğinde Türkiye çok değişti. Yani siz konuşmanıza başlarken aslında bir taraftan Türkiye'de bireyle devlet arasındaki ilişkinin farklılaşmasını anlattınız. Bu Türkiye'nin sosyal hayatı için büyük bir dönüşüm. Şimdi 30 Eylül'ü bekliyoruz. 30 Eylül'ü beklerken Türkiye'de pek çok tartışma alanları hala devam ediyor. 30 Eylül'de aslında beklenen şey, işte biraz evvel ifade ettiğim bireyle devlet arasındaki o tanımlamanın, karşılıklı duruşun daha demokrat, daha çağdaş ve daha dünya modeline uygun bir tanımlama haline gelmesi için bekliyoruz. Ve bu süre içerisinde, bu geriye dönüp baktığımızda 10 yıllık süre içerisinde işte o güne gelmek için, o gün yapılacak olan deklarasyona tırnak içinde gelmek için pek çok aşamadan geçmek gerekti. Yani her birisi için ayrı bir direnme, her birisi için ayrı bir mücadele, kendini ifade etme ve tüm bunları yaparken de toplumda herhangi bir kargaşa, denge oluşturmadan tarafların birbirini anlaması için bir sürecin geçmesi gerekti. Ve Türkiye gerçekten çok yol aldı. Yani bugün 90'larla hiçbir şekilde kıyaslanamayacak derecede özgür, demokrat, insanların kendi fikirlerini ifade edebildiği bir Türkiye'yi görmek ve tabii ki dahasının özlemi içinde olmaya da devam ediyoruz. Görmek çok önemli diye düşünüyorum.
Evet, siyasi partiler için 2014 yılı önemli bir yıl olacak, evet. Ve bugünden yatırım yapmanız gerekiyor. Bu anlamda bugün İstanbul kadın kolları olarak bugün hazır çok hissediyor geç. Musunuz? Bugün çok geç diyorsunuz. Bugün geç tabii. O yüzden biz çok evvelden başladık. Yani eğer bugün başlarsanız seçimi, bugün başlayarak seçim kazanmak çok zor. Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz peki? Sayın Başbakan'ın bir tabiri var ki ben bunu fiilen yıllardır yaşıyorum. Bir sandık kapandığında öbür sandık için çalışma başlıyor. Yani bunun aslında yatırımı, hiç çalışması diyelim, siyasal anlamda çalışması hiç bitmemiş durumda. Çünkü son anda bir kurgu içinde olamazsınız. Yani siyaset dediğimiz şey aslında hani yüz yüze yapılan siyaset, devamlı bir ilişki üzerine, devamlı bir hukuk geliştirme, insanlarla bir hukuk geliştirme üzerine kurulu. Hal böyle olunca da bunu böyle bırakmak, kesintiye uğratmak veya rolantiye almak diye bir şey mümkün değil. Her daim artan bir tempoyla devam ediyor. Yöntemler gelişiyor. Bizim insanlara ulaşma yöntemlerimiz, kendimizi ifade yöntemlerimiz gelişiyor. Var olan her tür teknolojiyi bir an evvel kullanmak, adapte olmak konusunda da çok hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Hal böyle olunca da süreç bizim için hiç yavaşlamadan devam etti. Ve tabii ki bir taraftan da mütevazi olarak söylemeye fayda var diye düşünüyorum. Biz seçim almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, uğraşacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama tabii takdirde Allah'tan da, bunu da düşünerek bunu söylemek lazım. Peki şunu merak ediyorum, şimdi diğer partilerin kadın kolları da var. Peki o teşkilatların motivasyonu... Adı var desem ayıp olmayacak ama. Ben de şunu soracaktım, evet. O teşkilatların motivasyonunu nasıl buluyorsunuz? Ya doğrusu biz ben de kendim için de söyleyebilirim, parti olarak da söyleyebilirim. Biz kendimizi bir başkasına göre konumlandırmıyoruz. Yani biz AK Parti İstanbul Kadın Kolu olarak bir şey yaparken bir başka siyasi parti ne yapıyora göre kendimizi konumlandırmıyoruz. Rekabet üzerinden gitmiyorsunuz. Hayır, öyle bir şey yok. Yani biz kendi içimize rekabet eden bir siyasi partiyiz. Zaten Türkiye'de belki temel problem de bu şu an için. Evet. Türkiye'nin ciddi bir muhalefet noksanı var. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Türkiye'nin muhalefet etme şeklinde bir zayıflık, bir noksanlık var dilinde, üslubunda. Daha çağdaş bir muhalefet yöntemi aslında gönül arıyor. Ve bir siyasi parti olarak da yaptığımız hiçbir işi bir başkasına göre konumlandırmıyoruz. Yani kendimizle rekabet ediyoruz. Muhakkak onların da çalışmaları değerlidir, diğer partiler, kadınların. Çünkü onların da bir iradesi var, bir kararı var, bir seçimi var. Ben buna saygı duyuyorum. Ama biz kendi içimizde telaş içinde olan bir çalışma ekibiyiz. Peki az önce ufak bir giriş yaptınız, onu açalım lütfen. Vatandaşa ulaşma noktasında ev ziyaretlerini her zaman alta çizilir, ancak bunun yanında başka hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi şu aslında, yani siyaset dediğimiz şey bir boyutuyla kurgusal. Yani kurgusal dediğimiz tarafı ne? Dediğiniz gibi bir planlama yapmak. Mesela bu planlama içerisinde ne var? Üye çalışmaları yapmak, üye sayınızı artırmak. Çünkü üye demek aslında sizin peşin peşin ikna ettiğiniz ve rakamsal olarak da ikna ettiğinizi bildiğiniz insanlar. Evet. Yani benim hani elde var bir diyebileceğim bir tablo. Peki aylık, böyle bakınca hani arada şunu sormak istedim. Aylık bir rakam verebiliyor musunuz? Aylık şu kadar değil, üye şunu kaydı yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Mesela biz geçen yıldan bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 125 bin yeni üye yaptık. 125 bin. Biz şu anda 905 bin süratı da var. Üyesi olan bir siyasi partiyiz. Biz geçtiğimiz yıl planlarken bu yılın sonuna kadar 1 milyon olmayı hedefliyorduk. Evet, belki 1 milyon olmayacağız ama çok az kalacak, ramak kalacak yani 1 milyon olmaya. Bu çok büyük bir rakam. Yani evet, bir kadın çalışması için İstanbul'da çok büyük bir rakam. 1 milyon kadınla beraber olmak. Ve tabii ki bir taraftan bu. Üye yani çalışmaları. Çalışıyor olmanın da bir ispatı aslında. Tabii ki, yani bir şekilde ispatlarından bir tanesi. Bir, bu devam ediyor. Diğer taraftan tabii bu kadar insanla, düşünün 1 milyon tane olan insanla hukukunuzu devam ettirmeniz lazım üyenizle. Onların o aktifliğini, aktif üyeliğini devam ettirmeniz lazım. Sizin onlara bir şey sunmanız lazım. Bu da o bağın güçlenmesi. Yani hala aramızdaki hukukun canlı olduğunu, beraber olduğumuzu onlara anlatmak. Üyemizle aktiviteler üretmek beraber. Ve onların gücünden de istifade etmek. O kadınların anlatım gücünden. Çünkü her 1 milyon kişi düşünsenize, her birinin etrafında ne kadar insan var. Evet. Her birisi
mesela birer sizin tek başına anlatıcınız olduğunda bu rakam 2 ile 3 ile çarptığınızda çok büyük şeylere tekabül ediyor, rakamlara tekabül ediyor. Hal böyle olunca bir tanesi bu. Bir diğeri de tabii bunlar şey, planlanmış çalışmalar. Yine hiç bilmediğiniz evlerde, hiç belki tanımadığınız ailenin kapısını çalarak onlara tek tek kendinizi ifade etmek, bunları yapmak. Ve bir diğeri de tabii ki daha spontan gelişen şeyler. Çünkü çok anlık gelişen kadınlara dair problemler oluyor Türkiye'de. Gün içerisinde pek çok şey olabilir bu. Ve bunların her birisinin de görünürde siyasi olması da gerekmiyor. Bunların kadına dair bir problem olması bizim için yeterli. Bizim ilgi alanımıza girmesi için yeterli. Bunlarla ilgili biz medyada görünen ya da hiç görünmeyen, hiç kimsenin görmediği çok ücra bir mekanda bizim nasıl tepki verdiğimiz, ne yaptığımız bunlar da aslında siyasetin gelişmesine sebep olan şeyler. Yani evet. Siyaset sadece kurgusal bir şey değil. Sizin içselleştirilmiş olduğunuz siyasi tepkileriniz, içinizden gelen hareketinizin size öğrettiği, hayat tarzınızın, birikiminizin size öğretmiş olduğu anlık tepkileriniz de bence büyük bir başarı getiriyor. Ve Türkiye siyasetinde AK Parti'nin bugünkü başarısı, Sayın Başbakan'ın başarısı bu anlık tepkilerinde aslında sadece Türkiye hareketi için demiyorum, dünya hareketi için. Mesela One Minute kurgulanmamış bir harekettir. Ama dünyanın en etkin tepkilerinden, en önemli söylemlerinden birisi olmuştur. Ancak partinin o anlık kimliği tepkiler, için o refleksler fevkalade. Çok önemli olsa evet, gerek. Evet, fevkalade önemli şeyler. Kadınlar için de böyle. Yani bu süreç, siyasi süreç çok dinamik bir süreç. Yani seçimden seçime var olarak olabilecek bir şey değil. Biz tabii bir tabelayla olabilecek bir çalışma konuyu değil. Konuyu tabii hani yerel seçimleri için start verilmesiyle birlikte bu konuyu gündeme aldık ama siz halen çalışıyor olduğunuzu, çalışmakta olduğunuzu söylüyorsunuz. O nedenle şunu belki çok rahatlıkla sizin sorabilirim. Belki görünür alanınıza, ilgi alanınıza girmiş olabiliriz ama biz devam ediyoruz. Evet. Peki şunu sorayım o vakit. Şimdi teşkilat yapınızı düşünüyorum. İl, ilçe, mahalle daha farklı olarak... Sandık, daha farklı olarak işte köy, kasaba. Tabii. Böyle bir ağaç düşündüğümüz zaman halkla temasa geçmede bir kolaylık sağlıyor bu teşkilat yapısı. Bununla birlikte temasa geçtiğinizde size ne gibi geri dönüşler geliyor? Yani genel merkeze kadar giden bir sistem vardır. Nasıl değerlendiriliyor? Ne gibi beklentiler var? Ne gibi eleştiriler geliyor size? Şimdi şöyle, biz aslında... kelimenin tam anlamıyla bir ağ gibi çalışıyoruz. Yani yukarıda bir genel merkez, il örgütü, ilçe örgütü, biraz evvel ifade ettiğiniz, tabii ki ilçelerden sonra köyler, daha önemlisi mahalleler, her bir mahallede örgütlenmelerimiz var. Ve oradan da sandıklar aslında. Her bir sandığın da ayrı bir sorumlusu var. Mesela biz şu anda çok yoğun bir şekilde sandıklar üzerine çalışıyoruz. Ve bu yapılar içerisinde hem kadınlar var, hem gençler var hem de ana kademe dediğimiz üçlü bir saç ayağı üzerinde biz şekilleniyoruz. Ve hal böyle olunca da aslında çok büyük bir ağ olmasına rağmen yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarıya, hani bunu tanım olarak söylüyorum, bir hiyerarşik anlamda kullanmıyorum. Bu ağ içerisinde çok önemli bir bilgi akışı var. Yani siz ulaşmak istediğinizde İstanbul'un en ücra mekanından bir mahalleye hemen ulaşıp oradaki kadından o mahallede yaşanan bir soruna dair bilgi de alabilirsiniz. Oradaki arkadaşım, bizim teşkilat mensubu arkadaşım, o da bizi arayıp orada yaşadığı bir sorunu hemen anında iletebilir. Yani bir taraftan baktığınızda böyle rakamların ötesinde temas edilebilirlik anlamında çok çok yakın bir ağ. Büyük ama... teması çok birbirine yakın, güçlü bir şema. Öyle söyleyebilirim. Peki son dakikalarımız. Şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Sayın Başbakan 20 Eylül'de bir konuşma yaptı ve orada şöyle söylemişti. Göreve geldiğimizde 7 yaşında olan gençler bugün oy kullanacaklar. Evet. Ve bu gençlere yapılan sessiz devrimleri bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Gençlere, kadınlara. Nasıl bir yol yöntem izleyeceksiniz? Nasıl anlatacaksınız? İşiniz bu anlamda şimdi, kolay mı? Bu anlatım her zaman aslında zor. Yine Sayın Başbakan bir konuşmasında şöyle bir örnek vermişti. Annem Menderes ve Celal Bayar Ankara'yı ilk ışıklandırdıkları gece sabaha kadar Çankaya'dan Ankara'yı seyretmişler ve hiç uyumamışlar. O kadar heyecanlanmışlar ki bu olay karşısında. Çok tuhaf değil mi dedi. Yani sadece Ankara'yı elektrikle aydınlatıyorsunuz ve onun heyecanını bugün bu çocuğa nasıl anlatabilirsiniz? Bugün bu çocuğa bunu anlatacak bir dil, bir yöntem yok aslında. Yok. Aynı şey 10 yıl evvel yaşananları da birebir anlatmak mümkün değil. Şu an değil. Ama burada önemli olan şey o geçen zaman dilim içerisinde, o süreç içerisinde gün ve gün bunları anlatarak ve hissettirerek, her zaman anlatmak da yeterli değil o değişimi. Ancak günler içerisinde anlatarak biz bunu bilebiliriz.
Ben ufak bir çocukken mesela dedem Adnan Menderes'i tanımlarken bizi kara lastikten iskarpine geçiren adam diye tanımlamıştı. Yani hı hı. bana çocuk olarak onu anlatmanın kendince en uygun yöntemini bulmuştu. Biz evet. de bugün aslında anne babalar olarak, yani ben kendi ekip arkadaşlarıma bunu hep söylüyorum. Evlatlarımıza başla, en yakınımızdan başlayarak gün ve gün anlatmak lazım. Yani biriktirip bir şey anlatmak değil, her geçen gün içerisinde neyin değiştiğini hayatın akışı içerisinde ifade etmek. Ve bir taraftan da gençler biliyorsunuz çok böyle gözlerine bir şeyin batırılmasından hoşlanmıyorlar. Onların görmesine müsaade etmek, alan açıp onların görmesine müsaade etmek, pek çok var olan onların diliyle, onların yöntemini kullanarak bunu yapmak. Bunu tercih edeceğiz herhalde. Peki, seçim propagandaları içerisinde elbette vaatler önemli bir yer tutuyor. Bize vaat yok. İstanbul vaat için yok. Vaatleriniz olmayacak mı? Ya, vaat kelimesi şey bir şey, yani vaatte ne diyelim, sanki olmayacak bir şeyi söylemek, abartmak var. Propagandanın içinde de evet, o vardır değil mi, yani, anlamın içinde? Evet, propaganda biraz daha masum. Vaat değil ama çünkü artık bir Türkiye'de AK Parti ile beraber seçim dönemi yaklaşırken bir seçim ekonomisi, seçime dair vaatler dönemi aslında sona erdi. Devam eden işler var. O işlerin gerçekleşmiş olan boyutları var. Ve bunların hiçbirisi seçim gelecek diye durmuyor. Başlamış şeyler devam ediyor ve siz bunu söylüyorsun. Mesela biz geçen seçim diyorduk ki Marmara Ray var. Başladı, kazıldı. İşte altında biz İşiniz yürüdük. Bu anlamda kolay. Şimdi evet, Ekim geldiğinde 29 Ekim'de hep beraber insanlar arabalarıyla oradan geçecekler. Yani bir vaat değil ama gerçek bir başarının, çalışmanın devamını aslında hayal etmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Öyle söyleyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Özlem Zengin Topal konuğumuz oldu. Kadın çalışmalarını konuştuk. 24 dakika ile karşınızdaydık. Saat başında Murat Çiçek sizlerle olacak. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.